yazılı sınavlarına keyifle girmenin adresi felsefe atölyesinin ta kendisine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım 10. sınıf felsefe dersinin 2. dönem 2. yazılı sınavıyla karşınızdayım. Hocam bir tane daha çekmemiş miydiniz? Çekmiştik. Neden ikincisini çektiniz? Çünkü çok fazla soru görün ve bu sınavdan mutlaka 100 alın diye çekiyorum. Beni lütfen mahcup etmeyin. Peki nasıl bir sınav bizi bekliyor? Değerli arkadaşlarım klasik ve test karışımı bir sınav sizi bekliyor. 5 sorusu klasik, 10 sorusu test olmak üzere toplam 15 sorumuz var. Ve soru analiz forumunu karşımıza alıyoruz. Hangi konulardan, hangi ünitelerden sormuşuz? Bir bakalım siyaset felsefesinden, sanat felsefesinden ve felsefi okuma yazma ünitesinden sormuşuz. Yani toplam 3 üniteden sorumluyuz. Soruların puanları ve konu dalımlarını görüyorsunuz. Videoyu durduruyoruz. Açıklama kısmında yazılı kağıdını indiriyoruz. Önce kendinizi deneyin sonra benimle başlayın. Çözdüğünüzü varsayıyorum ben başlıyorum. Hadi siz kendinizi puanlayın ben de cevapları söyleyeyim. Birinci soru egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir? Yazarak kısaca açıklanız izlemişiz. Egemenliğin üç türü vardır. Geneliksel egemenlik, demokratik egemenlik ve karizmatik egemenlik. Ama hocam ekranda otorite yazıyor. Fark etmez. Bazı yerlerde otorite yazar, bazı yerlerde egemenlik yazar. Her neyse üç olduğunu biliyor muyuz? Geleneksel egemenlik, karizmatik egemenlik ve değerli arkadaşım demokratik egemenliktir. Peki bunların e, açıklamaları nelerdir? Geleneksel egemenlik için şunu söyleyebiliriz. Otorite kaynağını gelenek ve göreneklerden alır. Tarım toplumlarında, feodal toplumlarda görülür. Statiktir, durağan toplum yapısıdır. Kişi otoritesini yani egemenliğini sorduğunuzda nereden alır? Kendi gelenek göreneklerinden, örfünden, adetinden alır. Dolayısıyla e, geleneksel dediğimiz toplumlarda yani geri kalmış toplumlara bir nevi görülen bir yapıdır. E, eskiden tarım toplumlarında, feodal toplumlarda, hatta dünyada şu an belli başlı ülkelerde ve e, yerlerde de görülen bir egemenlik türüdür. Mesela kişiye diyorsun ki sen bu otoriteni nereden alıyorsun? Aşiretinden alıyorum diyorsa geleneksel egemenliği kullanıyordur. Şimdi gelelim karizmatik egemenliğe. Kişi diyorsun senin egemenliğinin otoritenin kaynağı kimdir? Benim diyor. Neyindir diyor? Benim diyor. Benim karizmamdır. Benim dış görüşümdür. Benim konuşmandır. Benim otoritemdir. Benim insanlar üzerindeki etkimdir. İşte biz buna karizmatik egemenlik diyoruz. Daha çok olan dönemlerde ya da işte karmaşanın savaşın olduğu dönemlerde ortaya çıkan bir liderlik türü olduğunu, bir otorite türü olduğunu söyleyebiliriz. Demokratik otoriteye egemenliğe gelelim. Bu ise modern toplumlarda görülen bir egemenlik türüdür. Yani kaynağını yasadan, hukuktan, demokrasiden alıyorsa bu türe demokratik egemenlik diyoruz. Bazı yerlerde rasyonel egemenlik olarak geçiyor. Karıştırmayalım. Tekrar ettik. Aynı zamanda yazdık. 10 puanı aldık. İkinci soru gelsin. Aşağıdaki tabloyu ideal düzen araçlarının dikkate alarak doldurunuz. Dolduralım mı? Dolduralım hocam. Eşitlik temelinde ideal bir düzen kurulabilir. Kim söylüyordu bunu? Sosyalizm söylüyordu hocam. O halde işaretleyelim. Peki tüm baskıcı kurumları devleti ortadan kaldır istemiyoruz devlet bütün kötülüklerin kaynağıdır diyen yaklaşım anarşizmdir hocam. Peki herkesin mutlu olabileceği aynı anda isteyebileceği düzen olamaz. Düzen herkese göre değişir görecelik söz konusu diyen yaklaşım sofizmdir hocam. Nefes alalım devam edelim. Özgürlük temelinde ideal bir düzen olabilir. Kim söyler liberalizm hocam. E peki sona kaldık her türlü otorite insanın doğasına aykırıdır. Çünkü insanın doğasına ters düşer, özgürlüğü kısıtlar diyen yaklaşımda nihilizm diyoruz. 10 puan buradan da alındı. 3. soru geldi. Estetik ve sanat felsefesinin güzellik anlayışını karşılaştırarak birer örnek üzerinde açıklayınız. Şimdi tablo geldi. Estetik ne diyor? Hem doğadaki güzeli hem de sanat eserindeki güzeli konu edinirim diyor. Sanat felsefesi ise sadece sanat eserindeki güzeli konu alırım. Örnek ise bir gün batımı ve Selimiye camisi verilmiş. Muhteşem bir gün batımı, doğadaki bir güzellik, estetiğin konusudur. İnsan ürünü olan Selimiye camisi, Topkapı Sarayı da estetiğin konusudur. Ama sanat felsefesi sadece ve sadece insan ürünü olan güzeli konu olur. Yani sadece Selimiye Camisi'ni alır. Sadece Topkapı Sarayı'nı alır. Gün batımını ele almaz. Muhteşem şelaleyi almaz. Güzel bir e, ormanı ya da çiçeği ya da güzel bir doğadaki görseli konu almaz. Net olarak şunu söylüyoruz. Estetik hem insan ürünü olan güzeli hem doğadaki güzeli konu alır. Sanat felsefesi ise sadece ve sadece esti, e, sadece ve sadece düzeltiyorum. İnsan ürünü olan güzeli konu alır dedik ve dördüncü sorumuza geçtik. Sanat eseri nedir? Sanat eserinin beş temel özelliğini yazınız. Sanat eserini tanımlayalım. Sanat eseri sanatçı tarafından estetik bir tavır sonucu oluşan eserdir kuşun ötüşü, güneşin batısı bir orman manzarası sanat eseri değildir. Neden? insan elinden çıkmamıştır. Hocam insan elinden çıkan her şey sanat eseri midir? Değildir. Estetik bir kaygıyla, estetik bir duyarlılıkla, bir bilinçle yapılırsa sanat eseri olur. Peki sanat eserinin özellikleri nelerdir? Onlara bakalım. Sanat eserinin özellikleri özneldir. Yaratıcıdır, özgündür, hayal gücüne dayanır, somuttur, kalıcıdır, benzersiz ve tektir. Bunlardan 5 tanesini yazabilirsiniz. Gelsin 5'in sorumuz. Deneme nedir? Felsefi denemenin özelliklerini maddeler halinde yazın demişiz. O halde ilk olarak ne yapalım? Denemeyi tanımlayalım. Deneme herhangi bir konuda duygu, düşünce ve görüşleri paylaşmak adına kaleme alınan metinlerdir. Bakın deneme için söylüyorum. Peki felsefi deneme nedir? Felsefi denemenin özelliklerini söylerim. 1- Felsefi denemeler rastgele akla geldiği gibi yazılmaz, belli bir plana göre yazılır. Yani denemede olduğu gibi duygularınızı, düşüncelerinizi içinizden geldiği gibi yazamazsınız. Belli bir plan dahilinde belli bir mantık çerçevesine yazmanız gerekiyor. Bu birinci özellik. İkinci özellik felsefi metinlerde mantık ilkesi kullanılır. Akıl yürütme ilkesi kullanılır. Felsefi metinler kendi içerisinde tutarlıdır. Felsefi metinler sağlam kanıtlarla temellendirilmiş metinlerdir. Felsefi metinler kişisel görüşleri yansıtır. Felsefi metinlerde felsefi kavramlar kullandır diyerek değerli arkadaşlar sorumuzu tamamlıyoruz. Gelin şimdi ne yapalım? Test sorularına geçelim. Burada tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bazı düşünürler haksızlıkları giderecek, adaleti sağlayacak, sömürüyü önleyecek ve insanları daha mutlu kılacak bir toplum biçimi tasarlamışlardır. Yani hayal etmişlerdir. Bu toplum biçimleri nesnel koşullardan ve toplumsal yasalardan değil de adalet, eşitlik, özgürlük gibi soyut bir takım ilkelerden türetilen, gerçekleşmesi mümkün görülmeyen toplum biçimleridir. Bu kavram nedir? Ütopyadır. Gerçekte var olmayan ama var olması düşünen kavram nedir? Ütopyanın kendisidir. O halde cevap edin ne diyoruz ve 7. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin kavramlarından biri değildir? birey, devlet, egemenlik, adalet, siyaset felsefesinin temel kavramı iken Erdem ise ahlak felsefesinin temel kavramıdır. O yüzden cevap Ceyhan dedik ve değerli arkadaşım 8 soruya geçtik. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçları arasında gösterilemez diyor. Sivil toplum toplumun kendisini yönlendirme arzusunun sonucunda ortaya çıkan büyük ölçüde devletin siyasi otoritesi ve kurumları dışında örgütlenen yönetimin karar ve uygulamaları konusunda etkili olan, insanların meydana getirdiği bir sosyal yapıymış. Bakalım hangisi amaçlar arasında gösterilemez. Bireylerin ya da grupların haklarını korumak temel amacıdır. Bireyi devlet gücüne karşı korumak, devletin karşısında zaten yapılmış bunlar. Yani devlet denilen şey resmi bu sivil olan kısımdır. Ee, sivilleri, bireyleri korumak devletin o baskıcı gücü karşısında o alternatif bir güç oluşturmak için oluşturulmuş. Dolayısıyla bu doğrudur. Peki devlete karşı baskı grupları oluşmak Evet kararların alınmasına etkili olmak, evet. Kanunların uygulamasını sağlamak yürütmenin görevidir. Sivil toplumun görevi değildir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla cevap edin edelim ve ne yapalım? Dokun sorumuza geçelim. Ne diyor? Bu parçaya göre devletin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? İnsan sosyal bir varlıktır. Başlangıcından bu yana insanoğlunun hep toplumsal bir dirlik oluşturmasından yana olduğu görünmektedir. İnsanın beslenme, barınma, uyku gibi temel gereksinimlerin yanında sevme, sevilme isteği, paylaşma, üretme gibi istekleri de vardır. Bu nedenle insanların devlet düzeni altında yaşama eğilimleri var. Yani insanların doğasında böyle bir durum olduğundan bahsediyor. Şimdi bakıyorum. Bireyin psikolojik özelliklerinden dolayı mı devlet ortaya çıkmıştır? Hayır. Özel mülkiyet? Hayır. Sınıf farkları? Hayır. Bireyin otoriteye sığınma gereksinimi yani bu eğilimi çıkarmış mıdır devleti? Evet. Peki insanların özgür ve eşit yaşama isteği? Hayır. kulağa hoş gelebilir ama parçada diyor. Parçada denilen şey değerli arkadaşlar denizlidir. Sakın hoşlandığınız şıklara gitmeyin cevap denizli dediğimize göre ne yapalım bir sonraki sorumuza geçelim ne diyor bakın yine bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz sanatçı sanat eseriyle ortaya yeni bir varlık koymaz yani yaratmaz diyor o halde yaratma olarak sanat varsa direkt ele gitsin peki ne diyor zaten doğada var olan bir varlığın kötü bir kopyasını yaparak o varlığı gerçekliğinden uzaklaştırırız. Bu nedenle sanatın iyi bir şey olduğunu söylemek mümkün değildir. Sanat dediğin şey taklittir, kopyanın kendisidir. Yeni bir şey ortaya koymaz. Bir de doğadakini yansıtırken kötü bir şekilde yansıtıyor. Dolayısıyla sanat taklittir diyoruz ve 11. sorumuza geçiyoruz değerli arkadaşım. 11. sorumuz ne diyor? Aşık Veysel'in bu dörtlüğünden güzellikle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Güzelliğin on para etmez. Bendeki aşk olmazsa Eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmazsa ben olmasam sen hiçbir şeysin her şey bana bağlı diyorsa güzelliğin kaynağı öznenin kendisidir. Özne neredesin hocam? Ceyhan'dayım. O halde cevap Ceyhan dediğimize göre 12. sorumuz gelsin değerli arkadaşım. Diyor ki bu parçada sanatın hangi özelliği vurgulanmıştır? Vurgulanmaktadır. Bilim tarihi incelendiğinde birbirinden ayrı zaman ve mekanlarda yaşamış düşünürlerin yine birbirinden habersiz bir şekilde aynı problemlerin çözümünde aynı sonuçta ulaşmış oldukları görülmektedir. Neden? Çünkü bilim nesneldir. Yer çekim kuvvetini A görmeseydi B bulacaktı. B kişisi bulamasaydı C kişisi bulacaktı. Çünkü bilim nesneldir. Bana sana göre değişmez. Devam edelim. Fakat bu sanat için böyle midir? baştan söyleyeyim değildir. Mesela Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı eserinin aynısını daha önce yazılmış mıdır? Ya da gelecekte hiç bilmeyen bir kişi bunu ortaya koyabilir mi? Koyamaz. Diyor ki bu soruya olumlu yanıt vermek de sanatın ruhuna aykırı olurdu. Çünkü sanat biriciktir, tektir, özneldir, özgüdür. Kişinin imzasını taşır. Neyse hocam şıklara bakalım. <laughs> Konuyu anlatır gibi yaptık. Adana'ya bakıyorum. Yaratıcılık gerektirdiği. Yaratıcılık gerektirir ama vurgulanan. Bakın bu parçada diyor. Vurgulanan bu mudur? Değildir. Güzeli konu edinmesi değildir. Tek ve biricik olması istenendir. Cevap Ceyhan dedik ve 13. sorumuza geçtik değerli arkadaşlar. Ne diyor? Diyor ki yukarıdaki öncülerden hangileri felsefi metnin analizinde kullanılmaktadır? Kavram ve problemlere metin analizine dikkat eder miyiz? Ederiz hocam. Peki temel görüşleri bulmaya çalışır mıyız? Evet. Mantıksal açıdan inceler miyiz? Evet. Yazarın yazma tekniğine bakar mıyız diline? Hayır hocam yazma tekniği beni ilgilendirmez. Dolayısıyla 1-2-3 nerede var? Denizde var. Cevap da Denizli. Gelsin 14. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi bir metnin analizle ilgili söylendiğinde yanlış olur? Felsefi okur yazarlık. Felsefenin temel terim ve bakış açılarıyla ilgili yeterli bir donanım gerektirir. Felsefe okuru metinlere felsefi bir ilgiyle yaklaşan kişidir. Şimdi ne söylesek yanlış olur. Metinde ele alınan problemler değerlendirilir mi? Değerlendirilir hocam. Peki metinde hangi kavram ve terimlerin geçmiş olduğu incelenir mi? İncelenir hocam. Peki kavramların metin bağlamında ele alındığı anlamlarını değerlendirir miyiz? Değerlendiririz. Problemi geliştiren fikirlere, argümanlara, eleştirilere ve bunların arasındaki geçişlere bakar mıyız? bakarız hocam. Peki niye bakmayız hocam? Metin aynı okuyucu tarafından hep aynı şekilde yorumlanır mı? Yorumlanmaz. Farklı zamanlarda okununda farklı tadlar alınır. Farklı zamanlarda okununda farklı bir bakış açısıyla değerlendirilir. Dolayısıyla cevap edirne olduğuna göre son sorumuz artık gelebilir. Son sorumuz ne diyor? Alfred de Musset büyük sanatçıların vatanı yoktur der. Bu sözle ilgili akıl yürüttüğümüzde felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşabiliriz? Net olarak evrenselliğe ulaşabiliriz. Neden hocam? Kişi belli bir yere bağlı değildir. Bütün milletin ortak mirasıdır, ortak malıdır. Bütün dünya mal olmuştur. O yüzden evrenselliğinden bahsediyorum diyorum değerli arkadaşlar. İki yazılı sınavı çektik. Çok farklı sorular gördük ve artık yüz almanızın zamanı gelmiştir sınavınızda başarılar diliyorum yorumlarda yüz yazmayı unutmayın